Merhabalar, hoş geldiniz. Bu kadar yoğun bir katılımcı görüyor olmak benim için çok heyecanlı. Aynur Hanım'ın söylediği gibi bir resim öğretmeniyim. İstanbul'da yaşıyorum ve İstanbul'da çalışıyorum. Öğretmen adı değişime elçilerim benim. Şimdi ben bir yandan ekran paylaşımımı yapıp sizlerle sunumum üzerinden ilerleyeceğim. Kısa kısa böyle en başta hatırlatmam gereken küçük şeyler var. Onlardan bahsedeyim isterseniz. Bu bir atölye olacak. Yaratıcı problem çözme sürecinin aslında küçük bir webinarı gibi. Bunu tekrar tekrar açıklıyor, anlatıyor olacağız süreç içinde. Bu atölye sırasında seslerinizin kapalı olmasını, dijital ortamda bunlara gerçi alıştık ama ben yine de hatırlatayım. Seslerinizin kapalı olması önemli. Ortam seslerinden dolayı izninizin hani rahatsız olmaması için. Ve söz almak istediğiniz durumda da el kaldırarak, el kaldırma tuşuna basarak, Pars Fiyans bölümünden resen el kaldırma işaretiyle söz alabilirsiniz. Üst üste konuşuyor olmamak adına. Ve yanınızda birer tane, ikişer tane kalem kağıt olmasını isteyeceğim. Yani bunların çok profesyonel kağıtlar olmasına gerek yok. Herhangi bir kağıdınız, sette kullandığınız herhangi bir şey, küçük bir kağıt da olsa olur. Ve kalemleriniz hazır olursa da atölye sırasında böyle küçük küçük etkinliklerimiz, ufak tefek minik çizimlerimiz olacak birlikte yapacağımız. Onları da başta hatırlatmış olayım. Ondan sonra. Ve şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Yandan katılımcılarımız da gelmeye devam ediyor. Öğretmen ağı nedir? Öğretmen ağı aslında benim de değişim elçisi olarak çalışmalarıma devam ettiğim, beslendiğim, içinde bulunmaktan müthiş keyif aldığım bir öğretmenler ve bir sürü paydaşın olduğu bir ağ. Öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşımlı işbirliği ağı. Öğretmen ağının birçok araç sunduğu ve katıldığı bu webinarın ismi Yaratıcı Problem Çözme Webinarı ve Yaratıcı Problem Çözme Programı'nın bir ön gösterimi aslında yapıyor olacağımız bugün burada. Bu ve buna benzer diğer araçlarıyla ilgili öğretmen ağı hakkında bilgi almak ya da daha fazla, daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz de internet sitesini ya da sosyal medya hesaplarını inceleyebilirsiniz. Ve ekranda gördüğünüz gibi bir sürü destekçisi ve en başta yürütücüsü olan ERG işbirliğiyle kurulmuş, çalışan bir kuruluş kendisi. Gün akışımız aslında kabaca şöyle olacak. Zaten şu anda tanışıyor olacağız. Yaratıcı özgüven ve tasarım odaklı düşünmeden KOD metodolojisinden bahsedeceğiz. Ve bunun dört prensibinden biraz bahsedeceğiz aslında süreç içinde. Adımlarının neler olduğunu ve nasıl ilerlediğimizden bahsedeceğiz. Birazcık bunun deneyimlenmesini sağlayacak küçük küçük etkinliklerimiz olacak birlikte yapacağımız. Daha sonraki adımlarımız ve kapanış çemberinde de neler hissettiğimiz, bugün atölyeden nasıl ayrılıyor olduğumuz üzerine konuşacağız. Yaratıcı problem çözme programını yüz yüze atölyelerindeki içeriklerden aslında derlenmiş, size onun hakkında fikir verebilecek küçük bir webinar serisi oluşturduk biz. Bu bizim için de programın dijitalleşmesinin ilk adımları aslında ve bu süreci de birlikte deneyimliyoruz. Benim de içinde bulunduğum birkaç tane yaratıcı problem çözme programları oldu. Böyle yaklaşık 2 ay, daha sonra 1 ay süren programlar ve yüz yüze de bu programlar. Bu programların dijitalleşmesi de hayatımızın pandemiyle birlikte dijitale taşınması da bizim şu anda sizlerle birlikte deneyimlediğimiz bir etkinlik oluyor. İsterseniz diğer yayınlara da katılmak için ağın duyurularını takip edebilirsiniz. Yaratıcı problem çözme süreci ve bunun dışındaki diğer araçlarla ilgili zaman zaman duyurular alıyor. Ve bu duyurularda başvuru esasıyla katılmak için bu programlara dahil olabilirsiniz. Sonra şöyle ilerleyip sizlerle küçücük bir tanışma aslında yapmak istiyorum ben. Şimdi ekranda gördüğünüz bu yandaki kodla ya da Aynur Hanım'ın sizinle chatten şimdi paylaşacağı linkle telefonlarınızdan ya da bilgisayarlarınızdan tıklayarak ulaşacağınız bir Mentimeter sayfası olacak. Bu sayfaya doğduğunuz şehirleri yazmanızı istiyorum. Bu böyle minik minik bir tanışma adımı şeklinde ilerleyelim. Mentimeter için herhangi bir uygulama yüklemenize gerek yok. Sadece linki tıkladığınızda açılacak alana sorunun cevabını yazarak göndere basabilirsiniz. Ben de buradan ekrandan
Aynen şu an gördüğünüz gibi sizlerle birlikte izliyor olacağım. Nerelerden bu etkinliğe, bu atölyeye, hangi şehirlerde doğan insanlar olarak katıldık? Şöyle birazcık birbirimizden bahsedeceğimiz küçük noktalarımız olsun. Muhtemelen Kayseri'den birkaç kişi katılmış. Ankara çoğunlukta şu anda. Evet, ekranda gördüğünüz gibi İstanbul, Bursa, Ankara. Ülkenin dört bir tarafından da katılım var hakikaten. Ben de Uşaklıyım bu arada. Uşak'tan katılan arkadaşlara da hepiniz olduğu gibi selam olsun. Antep'ten katılanlar. Pandeminin bize kattığı aslında en önemli şeylerden bir tanesi. Doğduğumuz şehirler ve farklı şehirlerde yaşıyor olabiliriz tabii ki ama o da şu, ülkenin dört bir tarafından aynı anda aynı saatlerde bir etkinliğe yolculuk yapmadan katılıyor olmak. Sizden hemen önce Aynur Hoca'yla konuşurken biraz pandeminin avantaj ve dezavantajları konusunda bunun altını çizmiştik. Yoğunluk İstanbul oldu gerçekten. Ve hepinize teşekkür ediyorum şimdi. Şöyle bir tık daha ilerleyeceğim ve aynı ekrandan yine aynı linkle branşlarınızı şimdi yazmanızı istiyorum açılan webinar sayfası, pardon, Mentimeter sayfasına. Sınıf öğretmenleri her zaman olduğu gibi yoğunluktalar. Okul öncesi öğretmenlerimiz. Öğrencilerimiz var aramızda. Çok güzel. Buraya bu arada öğretmen olarak katılmıyorsanız mesleğinizi yazabilirsiniz. Teknoloji tasarım öğretmenleri, kimya öğretmenleri, matematik öğretmenleri, İngilizce öğretmenleri. Vallahi çok keyifli bir grup. Neredeyse homojen dağılmış bir grup diyebilirim. Sınıf öğretmenleri yoğunluğunun ötesinde. Teşekkür ediyorum hepinize. Bu akış hakkında birazcık bahsetmiştim. 2 saat içinde, yani 2 saat sürmeyeceğini düşünüyorum aslında. Bu birazcık karşılıklı iletişimimizle şekillenen bir süre oluyor. Yaratıcı özgüven kavramından ve tasarım odaklı düşünme metodolojisinin prensiplerinden bahsediyor ve bunlarla tanışıyor olacağız. Evet, ilerliyorum bu sayfadan. 49 kişinin zaten veri girdiği bir grafik ekranı oluştu. Umarım hepimiz için keyifli olacak. Şimdi ben önümüze birer tane kalem kağıt almanızı istiyorum. Biraz önce söylediğim gibi herhangi bir kağıt müsbette bir şey olur. Çok küçük bir şeyimiz olacak, etkinliğimiz olacak şimdi. Burada gönüllülük esasıyla kameralarınızı açmanızı rica edeceğim. Çünkü kameralardan birbirimizi görüp karşınızda seçtiğiniz herhangi bir kişinin 60 saniye içinde ya da 45 saniye diyelim, 45 saniye içinde hızlıca resimlerini çizmenizi isteyeceğim. Şöyle önce bir kameralarımızı açabilir miyiz eğer sakıncası yoksa? Bazen oluyor işte pandeminin hayatımıza kattığı şeylerden bir diğeri de bu. Bazen çok uygun olmadığımız ortamlarda bile kaçırmak istemediğimiz şeylere katılabiliyoruz. O yüzden hani sizin için çok problemli bir durum yoksa kameralarımızı açmanızı isteyeceğim. Şimdi yani yine burada size kalmış gönüllülük esasıyla isteyen istediği kişiyi kendisine model olarak alabilir. Ben süreyi başlatacağım ve başlattıktan sonra da son 10 saniyeniz ve 5 saniyeniz diye söyleyerek sizden seçtiğiniz kişinin portresini çizmenizi isteyeceğim. Daha sonra bunları ekranda birbirimize göstereceğiz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bu arada ben resim öğretmeniyim ama bu yapıyor olduğumuz çalışmanın resim öğretmeni olmamla bir ilgisi yok. Sakın kimse stres olmasın bu konuyla ilgili. Bu etkinliği bir sürü öğretmen arkadaşım da yaptırıyorlar. O zaman başlıyoruz. Süreyi başlattım. Son 10 saniye kala size haber veriyor olacağım. Evet, son 10 saniyeniz.
5 saniyenin. Ve bıraktık. Şimdi burada gerçekten kalemlerimizi bir bırakmanızı istiyorum. Çünkü hani bir sınav değil. O yüzden hiç endişe etmeyin. Hepiniz benzer şekillerdesiniz. Hiç merak etmeyin. Şimdi elinizdeki çizimlerinizi ekranlarınıza yani kamera karşısına tutarak böyle hepimizin görebileceği bir şekilde bir ayarlayalım. Aynur Hocam, isterseniz burada bir ekran fotoğrafı alabilirsiniz. Çok güzel bir şey oldu bu çünkü. Benim için de çok keyifli, harika resimler var gerçekten. Aramızda muhtemelen resim öğretmeni arkadaşlar da var. Şimdi ben birkaç kişiye söz vermek istiyorum. Bunu çizerken ne hissettiniz? Karşınızdaki kişinin hiç tanımadığınız birinin resmini çizerken var mı bizimle paylaşmak isteyen duygularını? O zaman ben rastgele birine söz vereyim mi öğretmen kimliğini kullanarak? Öğretmen Önden Cansu Hocam. Merhabalar. Merhaba herkese. Nerim Hocam, benim de yanında siz vardınız. O yüzden sizi çizmeye çalıştım. Ama her seferinde daha önce öğretmen adında da YFT'ye katıldığım için orada da aynı şeyi söyledim kendime. Cansu, oturup biraz resim çalışmalısın. Çünkü çöp adamdan daha fazlasını gerçekten çizemiyorum. Böyle bir de sürekli de konu olunca daha böyle yetiştireyim diye insan telaşa da düşüyor. Hem bakayım hem çizeyim. Biraz zor oluyor. Resimde çok çizemeyince de. Ama en çok eğlendim. Evet. Ya bir de böyle benzetme kaygısı yukarıda. Teyzeciğim. Teyzeciğim. 60 saniyen var. Nasıl? Var mı başka bizimle duygularını paylaşmak isteyen? Ne hissettiniz çizerken? Mesela ben ekranında çok heyecanla böyle gözleriyle izlediği için Merve Özdemir'e söz versem yorum yapmak ister misiniz Merve Hocam? Tabii. Süre o kadar kısaydı ki açıkçası ben bir başladım. Yani normalde resim çizmeyi, bir şeyler karalamayı severim de tabii ki asla profesyonel bir yanı yok. Hani böyle önce kimi seçeceğimi bile bilemedim açıkçası. Ekranda kimi kolay çizerim diye bir baktım. Daha sonra ben Özge Hanım'ı çizdim. Kusura bakmayın gerçekten. Dediler. Ama saçlar Evet. harika. En güzel yerden yakalamışsınız zaten. Evet, farklı bir süreçte böyle çok sıkıştırılmış hissettim kendimi. Bu duygu çok güzel, bunu unutmayın. Gerçekten o sıkışıklık hissi çok önemli. Var mı bizimle hislerini paylaşmak isteyen? Bu yorumlar üzerine ben de şunu hissettim. Özge Ben Hocam, buyurun. sanırım kamerasını kapattı. İsmini de bilmiyorum. Muhtemelen dikkat çekti. U Avar diye geçiyordu. Acaba dedim hani ilk dikkatimi çeken oydu. Hani genelde herkesin adı soyadı yazıyor. Ne olduğunu bilmediğim için ben de onu çizmeye Evet. çalıştım. Ay, Şöyle. çok güzel çizmişsiniz İyi hocam. gerçekten. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Normalde resimle uğraşıyorum ama dediğiniz gibi kısıtlı bir sürede olunca şey gibi böyle arkadaki kapıyı bile ekleyemedim. Ama kendimce şeydi böyle o da dikkatli bir şekilde birini izliyor ve o an şey hissettim böyle sanki izlerken daha böyle ilginç gözüküyormuş gibi. Ancak bu kadar yaptım yani. Teşekkür ederim Özge Hocam. Beni olduğumdan da güzel çizmişsiniz. Aa, aşk olsun hocam. Siz daha güzelsiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de resim öğretmeni olarak bu YFÇ sürecinde bu etkinliğe ilk katıldığımda böyle bir sorumluluk hissiyle şey ya nasıl şimdi benzetmem lazım. Hayır, bu benim zaten işim gibi böyle bir stres yaşamıştım. Benim de ilk hissettiğim duygular bunlardı. Çok teşekkür ediyorum paylaşımlarınız için de. Şimdi ben tekrar ekran paylaşımını açayım ve minik bir mentimetrimiz daha var. Bunları paylaştık ve konuştuk. Şimdi buradan hareketle yaratıcı özgüven dediğimizde aklınıza neler geliyor? Ben bunları böyle bir sizde ne hissettiriyor ekranda görmek istiyorum. Yine mentimetrelerimizden aynı linkle ya da aynı kodla girerek yaratıcı özgüven sizde neyi çağrıştırıyor? Aklınıza yaratıcı özgüven dendiği anda ne geliyor? Bir işaretleyip hemen yollamanızı istiyorum hızlıca. Yaratıcı özgüven, inovasyon,
serbestlik, açık alan, fark, cesaret, ilham, sınırsız hayal gücü, vallahi bravo, harika. Ürettiklerimi rahat bir şekilde sunmak, yenilik, kendin olabilmek, farkında olmak, korkmadan yapılan çalışmalar, harika. Kendini bilmek, sosyal olmak, bir kişinin kendine olan inancının dışa vurduğu özgün yapıt, farklı şeyler yapmak, utanmadan, korkmadan paylaşmak. Bugün sabah dersim vardı. 10. sınıf, 11. sınıf öğrencileriyle galiba birkaç çalışma yapıyoruz. Öğrencilerden bir tanesi kağıt üzerine yapacağı işi kaykay binmeye başlamak istiyormuş bu aralar. Kaykayın üstüne yapabilir miyim hocam dedi. Özgün baskı yapıyorlar. Yani o kadar hayran kaldım ki çocuğun böyle bir isteğinin olmasına. Hani burada okuduğum gibi farklı şeyler yapmak. Sonra şey dedi, yani hepimiz zaten aynı şeyleri yaparak mezun oluyoruz ya dedi hayatta. Farklı şeyler yaptığımız zaman aslında gerçekten hayatın tadını almış oluyoruz gibi bir yorum yaptı. Yani o yaratıcı özgüvenine hayran kaldım öğrencinin. Sizin yorumlarınız da şu anda görüyorum. Çok güzel, siz de görüyorsunuz. Yaratmak ve üretmek, korkusuzluk, sunumlarını paylaşan, katılımda bulunan, yapmaktan çekinmeyen. Yaratıcı özgüven. Vallahi süper. Kendin olmak, sorun çözmek. Bireyin bazı şeyleri diğerlerinden daha farklı yapabileceğine ilişkin kendine güvenmesi. Harika. Tahmin ettiğimden çok daha güzel yorumlar var. Şöyle ilerliyorum. Hepimiz bunları gördük. Bir miktar okuduk. Şimdi bu egzersizi yaptığımız birçok çalışmada aslında biz şöyle şeylerle karşılaştık. Yeteneksiz hissettim. Benim çizimim kötüdür. Bu durum aslında YPC programının en çok üzerinde durduğumuz konularından bir tanesi. Yani yaratıcı özgüven. Bu egzersiz çocuklarda yapıldığında, yani bu size çizdirdiğim 60 saniyelik portre çizimini çocuklara yaptırdığımızda neredeyse hepsi yaptıkları çizimle gurur duyuyorlar. Çünkü çocukken bizim de sahip olduğumuz ama zamanla maalesef unuttuğumuz çok değerli bir duyguya sahipler. Yaratıcı özgüvene. Çünkü onlar yaratıcı olduklarına kalpten inanıyorlar. Biz süreç içinde maalesef bu duyguyu birazcık törpüleyip kaybediyoruz. Şöyle ilerleyeceğim yine. Yaratıcılık, insanlığın bugüne gelmesini sağlayan en değerli güç aslında. Yaratıcılık bazı mesleklere ya da kişilere ait bir ayrıcalık değil asla. İnsan doğasının bir parçası normal şartlarda. Ancak yaratıcılık kelimesi dünyamızda sanatsal beceriyle eşleştiriliyor. Küçükken resimlerimizi beğenmeyen birilerinin bizi yaratıcı olmadığımıza, vakit varken başka mesleklere yönelmemiz gerektiğine inandırdığı gibi, hayatın geri kalanında da yaratıcılığın bazı meslek gruplarına özgü olduğunu düşünüyoruz biz. Ve gerçekten ben ilkokul, ortaokul, lise kademelerinde çalıştım yıllar içinde. Aranızda resim öğretmeni arkadaşlar da varsa bunu aslında çok iyi anlarlar. Yaratıcılığın nasıl zamanla köreldiğini ve nasıl çocukların zamanla belli bir kalıbın içine girmek zorunda hissettiklerini biz böyle çok birebir şahit oluyoruz. Ben zaten yapamam ki duygusu büyüdükçe o sosyal karşılaşmayla birlikte böyle kafamıza vura vura bizim bütün özgüvenimizi yok ediyor aslında. Resimsel anlamda bile öyle. Şöyle yine ilerliyorum. Ancak yaratıcılık kelimesi günümüzde dünyamızda sanatsal beceriyle eşleştiriliyor. İşte küçükken resimlerimizi beğenmeyen kişilerden bahsettik. Oysa yaratıcılık dünyada bir şeyleri değiştirebileceğimize dair inançtır. İnsanların problemler karşısında yeni çözümler üretebilme, değişme, dönüşme ve gelişme gücüdür. Peki şimdi sorabilirsiniz, neden yaratıcı çözümlere ihtiyacımız var? Her şey bitti de yaratıcılık mı kaldı hayatta diye. Dünya uzun zamandır büyük problemlerle karşı karşıya. Bunlardan bir tanesi artan nüfus. Diğeri azalan kaynaklar. Büyüyen gelir eşitsizliği. Sorunları çözmeye yetmeyen devletler. Yer değiştiren toplumlar. Kimlik krizleri. Bireysel olarak da yaşadığımız. Ve karşımıza çıkan yeni kimlikler.
bu sorunların hepimiz aslında farkındayız ve üstesinden gelmek için bir sürü çözüm üretildi, denendi. Ancak dönüp baktığımızda bu çözümlerin işe yaramadığını, problemlerin küçülmediğini, aksine giderek derinleştiğini görüyoruz. Bunun sebebi problemleri hala onları yaratan eski yöntemlerle çözmeye çalışıyor olmamız aslında. Oysa yeni dünyanın problemlerini eski yöntemlerle çözemeyiz ve yeni yöntemleri bulmak için yaratıcı bir problem çözme yöntemi gerekiyor. Biz bu yönteme tasarım odaklı düşünme diyoruz. Tasarım odaklı düşünme metodolojisi tam da burada ortaya çıkıyor. Dünyanın yeni problemlerine karşı yeni bir problem çözme yöntemi sunuyor bize. TOD, dünyada hızla yayılan bir yaratıcı problem çözme yöntemi. Sadece eğitim alanında değil, bankacılıktan, devlet kurumlarında, dünyanın dört bir yanında birçok alanda kullanılıyor. Muhtemelen sizler de zaman zaman duymuşsunuzdur. Mesela bazen bir bankada çalışan bir arkadaşımız, biz işte tasarım odaklı düşünme eğitimi aldık ya da biz şöyle bir eğitime katıldık diyen pek çok meslek alanı da duyuyoruz gerçekten. Biz de YPÇ programında, yani yaratıcı problem çözme programında bu metodolojiden yararlanarak eğitimdeki insan odaklı problemleri çözmek üzerine birlikte çalışıyoruz. TOD ilk anda düşünebileceğimizin aksine tasarımcı olmakla ilgili değil. Biraz önceki etkinlikte hissettiğimiz gibi. Tersine tasarımcı olmayan kişilerin uygulaması için geliştirilmiş, problemleri bir tasarımcının bakış açısıyla çözmeye yönelik pratik sağlayan bir metod aslında. Tasarım kelimesinin çağrıştırdığının aksine çizim, resim, el işi, el yeteneği gibi bir takım beceriler gerektirmiyor. Bu yöntemi herkes uygulayabilir. Yine tasarım denildiğinde ilk anda aklımıza gelenin aksine TOD sadece bir ürünü tasarlamakla ilgili de değil. İlişkileri tasarlayabiliriz, mekanları tasarlayabiliriz, süreçleri ve benzeri birçok şeyi yeniden tasarlayabiliriz. En önemlisi TOD sizi bir anda değiştiren ve tüm problemleri çözen bir sihirli değnek de değil. Ama sürekli tekrarla ve pratikle derinleşen, uzun zamanda gelişen bir yetenek, uzun soluklu bir antrenman. Aslında burada minicik böyle bir ayrıntıdan da bahsetmek istiyorum. Ben ilk YPÇ eğitimlerine, programlarına katıldığımda ilk günkü toplantıdan müthiş bir baş ağrısıyla ayrılmıştım. Sonra gördüm ki aslında herkes aynı şeyle ayrılmış. Çünkü sonraki günlerde bunun üzerine epey konuşmuştuk. Çünkü daha önce hiç deneyimlemediğimiz beynimizdeki bir kası çalıştırmaya başladık. Bunun refleks haline gelmesi çok kolay bir iş değil. O yüzden böyle bir sihirli değnek değil. Ama daha önce hiç deneyimlemediğimiz ya da çok fazla deneyimlemediğimiz bir şey olduğu için bunu önce keşfedip sonra uygulayıp sonra sürekli tekrar ederek aslında yaşamımıza taşımamız gerektiği üzerine bayağı paylaşımlarımız olmuştu. Bunu da eklemeden geçemeyeceğim. Sonuçta TOD yaratıcılığın önünde engel olan, kanıksanmış, farkında olmadan devam ettiğimiz alışkanlıklarımızı değiştirir ve yaratıcı içgüdülerimizi güçlendirir. Dilerseniz şimdi bu dönüşümün ne kadar zorlu olduğunu gösteren küçük bir videomuz var. Onu size izletmek istiyorum. Evet. Sesle ilgili problem yaşayabilirsiniz ya da ekran donabilir, hani dijital ortamda olmamızdan kaynaklanıyor. Ama altındaki altyazıyı okursanız zaten videonun bütünlüğünü anlamış olursunuz. Ekleyip paylaşıyorum. Like any 6-year-old with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill and I was really proud of it. Everything changed, though, when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses, and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle, and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike, ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Destin Sandlin, first attempt riding the bicycle. Yeah, I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment,
I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Do not make definitive statements that often. But I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences, and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. Here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway, and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened. One day, I couldn't ride the bike, and the next day, I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird, though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road if it's more familiar with. Any small distraction at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck. But at least I could ride. And that truth is truth, no matter what I think about it. So be very careful how you interpret things, because you're looking at the world with a bias, whether you think you are or not. Evet, valla yani burada söyleyecek gerçekten bir şey yok. Videoda zaten her şey çok güzel, açıklıkla anlatılıyor. Yani alışkanlıklarımızı değiştirmek aslında o kadar zor bir iş ki, biliyoruz doğru olmadığından emin olduğumuz bir şey var ama bunu beynimize bir türlü o mesajı verip refleks haline dönüştüremiyoruz. İşte burada biraz onunla ilgili bir video izledik. Zihnimizin artık düşünmeden yaptığı kanıtlanmış birçok alışkanlığımız var ve bunlardan yani vazgeçemiyoruz. Bunlara engel olamıyoruz maalesef ki. Şimdi top prensipleri üzerinden bakalım bu alışkanlıklar üzerine bir egzersizle biz neler yapabiliriz? Birazcık ondan ona ilerleyelim. Todd'un ilk prensibine dair bir egzersizimiz olacak. Bu ilk prensibimizle ilgili olacak egzersizimiz için birer tane daha yine boş kağıtlarınızı hazırlamanızı isteyeceğim. Bu sefer 2 dakikalık bir etkinlik yapıyoruz. Bu 2 dakikalık etkinlik için de sizlerden şöyle bir şey istiyorum. Ekranda gördüğünüz gibi 2 dakika içerisinde önümüzdeki kağıtlara birer tane sandalye çizelim. Ve ben süreyi başlatıyorum dediğim zaman o 2 dakikanız başlayacak. Ekrandaki buton aktif değil. Ben yine size son 10 saniyeniz, 5 saniyeniz diye hatırlatma yapacağım. Siz kağıtlarınızı hazırlayın. Ben de süreyi başlatayım. Evet. Başlatıyorum ve başladım. 2 dakikalık süreniz başladı. Sizlerden 2 dakika içerisinde önünüzdeki kağıtlara bir sandalye çizmenizi istiyorum. Şöyle ara ara da hatırlatayım. 30 saniye oldu. Şimdi tam 1 dakika oldu. 1 dakikanız var. Son 30 saniyeniz.
Son 10 saniyenin. Ve süremiz bitti. Evet, kağıtları şimdi kalemleri bırakabiliriz. Ben yine yani eğer sakıncası yoksa aynen Özge hocamın yaptığı gibi bisikletleri böyle bir ekrana tutmanızı isteyeceğim. Ve Aynur Hanım isterseniz yine bir ekran fotoğrafı çekebiliriz. Burası çok keyifli çünkü buradan izlemek. Bisiklet sandalyeleriniz harika görünüyor hepinizin. Aramızda resim öğretmeni arkadaşlarım var. Şimdi ben mesleğimden dolayı çok duyduğum bir şeyi söyleyeyim. Çöpten adam bile çizemem meselesi bizim hayatımızın bir gerçeği. Resim öğretmeni arkadaşlar bilirler. O yüzden hani böyle espriyle gülüyorsunuz şu anda. Çöpten adam bile çizemiyorum. O yüzden sandalyem böyle diyenleriniz var. Var mı yorum yapmak bu konuda ne hissettiğini bizimle paylaşmak isteyen, çizimiyle ilgili fikrini bizimle paylaşmak isteyen arkadaş? Ben konuşabilir miyim Neriman Hanım? Tabii ki. Benim öncelikle 8. sınıfta bir anıma götürdü bu sandalye çizimi yazısı. Onu bir paylaşayım. O zamanki resim öğretmenimiz bize sıra çizimi öğretiyordu. Herkes dün yani böyle nasıl desem size bir dönem boyunca sadece sandalye çizimi öğrenmemiz gerekiyordu. Aynı zamanda tiyatro kulübüne üye olduğum için tiyatroya da katılmam lazımdı ve ben çöpten adam şeklinde şey çizdim, sandalye çizdim ve hocam bana sıfır verdi. O şey yüzünden takdire kaçırmıştım. Aklıma bu geldi. Teşekkür ederim bu anımı canlandırdığınız. Biz teşekkür ederiz. Yani ekipman olarak bir malzemeyi çok profesyonel çizme beklentisi bayağı yüksekmiş yani. Sizin evet. Sıfır olarak kalmıştım yani. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim paylaşımınız için. Var mı bizimle düşüncesini, hissiyatını paylaşmak isteyen aramızdaki katılımcılarda? O zaman Tülin hocama teşekkür ediyorum ve ben bu çizimin hemen sonrasında sizden şimdi ikinci hedef olarak yine birer tane kağıda çizmenizi isteyeceğim. Başka bir şey olacak. Ve arada birazcık ikisinin kıyasını yapacağız. İki duygunun. Şimdi geldik ikinci hedefimize. Şimdi yine birer tane kağıt hazırlayıp yine aynı şekilde 2 dakikada bu sefer sizden ayakta durmakta yorulan insanlar için yaratıcı bir çözüm tasarlamanızı isteyeceğim. Aklınıza ne gelirse ayakta durmaktan yorulmuş insanlar için yaratıcı bir çözüm tasarlamanızı istiyorum. Yine 2 dakikalık süreniz var. Ben yine ara ara başlattıktan sonra hatırlatmalar yapacağım süreyi. Ve sorusu olan yoksa başlatıyorum. 3, 2, 1, başlattım. 2 dakikanız başladı. Otuz saniye oldu. 1,5 dakikanız var. Nasıl tasarımlar çıkacak merakla bekliyorum gerçekten. Tam 1 dakika oldu. Ayakta durmaktan yorulmuş kendimiz için yaratıcı bir çözüm tasarlayalım. Pandemide gerçi ayakta durmaktan pek yorulmadık. Genelde oturduğumuz için işimizi oturarak yaptık ama tam 1,5 dakika oldu. 30 saniyeniz var. Son 15 saniyeniz. Son 10 saniyeniz. Ve süremiz bitti.
Şöyle ekran paylaşımını durdurayım. Burada artık tasarımlarla ilgili daha fazla kişiye söz vermek istiyorum. Çünkü neler çizildi, neler tasarlandı merak ediyorum. Var mı bizimle hemen çizimini paylaşmak isteyen, söz almak için? Özge Hocam'ın elini görüyorum ama biraz önceden mi kalma? Yoksa biraz bahsetmek ister misiniz hocam? Yok, şey çizdim ben. Seyahat Oturağı diye isim buldum bir de. Burada yanında taşınabilecek bir, yani tekerlekli bir oturak gibi bir şey. Yani böyle çanta içerisine sığabilecek, katlanabilecek bir şekilde. Bu istediğinde işte mesela oturmak istediğinde bunu tekrar kurup projetez gibi işte normal bir şekilde oturup sonrasında katlayıp çantanıza atabiliyorsunuz. Ergonomik de bir şey. Evet. Taşınabilir. Çok teşekkür ederiz hocam. Var mı bizimle çizimini paylaşmak isteyen? Burada çok güzel şeyler görüyorum. Merve hocam size söz vereceğim. Sonra da Merve Özkul'a söz vereyim. Önce Özdemir diye düşündüm ben. Evet. Öğretmenim ben de bir koltuk tasarladım ama ergonomik olmasını düşünmemiştim. Tam tersi böyle hani otogarlarda falan insanlar çok yorulur ve uzunca saatler beklemesi gerekir ya da banka gibi yerlerde, öyle yerler için düşünmüştüm. Böyle ben de rahat koltuk diye bir isim verdim. Sanırım tasarım yaptığımda böyle bir isim verme yatkınlığımız oluyor. Evet, evet. İçinde işte böyle rahat minderleri olan, insanı rahat edebileceği, kolunu uzatabileceği ve ayaklarını uzatabileceği bölmeleri olan ve sırtını yaslayabileceği bir yastık olan bir yer bir koltuk tasarladım. Havalar da şu an Aydın'da aşırı sıcak. Bir pervane tasarladım üstten. Yanında da işte içeceklerini rahatça alabileceği bir soğuk içecek kolu gibi bir yer var. Diğer tarafında da işte hani o yorgunluğunu hafif de olsa sevdiği bir müzikle dinlendirebileceği küçük bir hoparlör koydum. Böyle bir tasarım yaptım. Valla aşırı, yani çok fonksiyonunun ötesine geçmiş. Aşırı fonksiyonlu bir koltuk. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Az önce Merve hocam da söz el kaldırmıştı. Ona söz verelim hemen. Özkul. Evet. Şöyle göstereyim. Çizimim her daim çok fenadır benim. O yüzden hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sırt çantası. Sanırım Özge Hanım da. O da söylüyor. Benimse sırt çantası sandalyeye dönüşüyor. Ben de öyle bir şey düşündüm kendimce. Çizememiş olabilirim. Sırt çantasını böyle oturak şekle dönüştürebiliyoruz. Öyle bir şey düşündüm ben de. Hocam. Böyle zihni sinir projesi gibi olmuş hocam sizinkiler. Nasıl? Zihni sinir projelerinde böyle şeyler vardı. Teknoloji tasarım derslerine girdiğiniz zamandan hatırlıyorum. Yorulduğunuz yerde poponuzu yere doğru indirdiğiniz sandalyeler. Çok tatlı olmuş. Teşekkür ediyorum. Tansu hocam söz istiyor. Hemen ona bir de söz vereyim. Hocam merhabalar. Merhaba. Biz bir şey tanımladık. Ben Tansu'nun arkadaşıyım. şöyle kamerası nerede? Tamam, görünüyor şu anda. Görünüyor, evet, tekerlekli bir şey galiba. Evet hocam, sadece iki tekerleği, dört tekerleği olan basit ve ismi de bizim daha önceden otobüsler için mi kullanılmıştı? Bu tek oturgaçlı götürgeç. Bunun çok oturgaçlısı vardı ya daha önceden. Biz de buna tek olduğu için tek ismini verdik. Böyle basit bir şey tasarladık. Vallahi bu isim koyma hevesimiz hepimizin ortak noktası. Evet. Yani gerçekten hepimiz sanki bir isim koyma hevesiyle girişiyoruz işe. Çok teşekkür ediyorum size de paylaştığınız için. Rica ederim. Şeyda hocama söz vereceğim. Onun elini görüyorum. Ben böyle bir şey çizdim. Yani aslında biraz ben parkları çok severim. Yani ağaçların altında oturma, işte serin yerlerde. Hep özellikle otobüs beklerken çok yorulduğum için direkt kendi ihtiyacıma göre bir şey çizdim. Böyle ağaçlar arasında hep bir mesafe olurdu. Şey derdim işte, keşke bankları böyle güneşin altına değil de şuraya yapsalar diye, onu böyle bir oradan hareket etme gücüm olsun isterdim. Şimdi burada ağaçlara bağlı bir şey var ama ağaca zarar vermeyen bir materyalle. İsteyen kişi yorulursa buradan alıp oraya götürüp bir şekilde bir bağlantı noktasına koyabiliyor diye düşündüm. Ekobank gibi bir şey. Ama tabii ağaca zarar vermeyecek bir şekilde. Böyle bir şey yaptım ben de. Vallahi çok güzel. Sizin de yine isim ortak noktanız Ekobank. Harika olmuş. Herhalde söz alıp paylaşmak isteyen kalmadı. Benim görmeyip atladığım birileri var mı? Yok.
Buradan şöyle hareket edeceğiz. Yani burada aslında hepimiz benzer bir yoldan çıktık. İhtiyacımızdan yola çıkıp herkes kendi ya da çevresinde duyduğu bir problemin ihtiyacından yola çıkıp ilerlemeyi tercih etmiş. Ve isim koymak da gerçekten müthiş yaratıcı bir çözüm olmuş. Şimdi sunuma geri dönüp bununla ilgili hemen şöyle bir tasarım odaklı düşünmenin ilk adımından size bahsetmek istiyorum. Aynen gördüğümüz gibi aslında burada mesele tamamen probleme olan aşkımızla ilgili. Gördük ki egzersizlerde sandalyeler aslında birbirine benziyordu. İlk çizdiğimiz sandalyeler. Fakat ikinci aşamada geliştirdiğimiz çözümler çok daha size özel ve yaratıcıydı. Bunun sebebi sandalyenin aslında ayakta durmaktan yorulan insanlar için sunulabilecek pek çok çözümden bir tanesi olması. Bu ilk egzersizde hedefimiz de bir probleme dair aklımızdaki hazır çözümler yerine insan ihtiyaçlarına odaklanarak düşündüğümüzde ortaya çıkan çözümlerin çok daha çeşitli ve yaratıcı olacağını hissetmekte. Aslında birincisi hepimizin bildiği ve sıradan bir çözüm. Ama biz ikinci seferde ne yaptık? Burada gerçekten asıl problemi ortaya koyup o problemi düşünerek çözmeye çalıştık. Ve ikinci çizimlerimizde gördük ki hepimiz bambaşka bir tarafından tutmuşuz meselenin. Sod'un birinci prensibi çözüm değil, problem odaklı olmak. Probleme aşık olup sürdürülebilir, anlamlı bir çözüm yaratmak için hangi insanın ihtiyacını gidermemiz gerektiğini keşfetmek. Yüzeyde görünen de değil, problemin aslında arkasında yatan nedenlerle ilgilenmek. Probleme aşık olmak. Bu probleme aşık olmak meselesini şöyle kısaca bir açmak istiyorum. Problem karşısında hemen çözüme geçmek yerine, çünkü öğretmeniz birçoğumuz aslında bunu gündelik hayatımızda bir sürü sorunla deneyimliyoruz. Belki 100 tane problemle aynı anda uğraştığımız oluyor. Hele ki pandemiyle ekran karşısında bu böyle katlanarak artmış durumda. Öğrencilerin ne hissettiği, ne düşündüğü, derste ne anlatacağımız, işte ekranla ilgili problemler vesaire hepsini aslında çok tıkır tıkır hızlıca çözüyoruz. Ama burada asıl düşünmemiz gereken mesele birazcık şöyle, duruma biraz daha farklı bakıp hemen çözüme geçmek yerine bir problemle karşılaştığımızda bu problemin çıkış kaynağını ve bu çıkışın, yani bu meselenin altında yatan insani faktörleri iyice anlamak. Mesela asıl mesele bu. Yaratıcı problem çözme programı sürecinde de biz bir problemle yola başlıyoruz. Bu yolculuk sırasında o problemi birkaç aşamadan sonra yeniden tanımlıyoruz. Çünkü görüyoruz ki aslında en başta yola çıktığımız sorun bizim çözüme değil, ezbere bildiğimiz şeylere götürüyor. Biz burada problemi başka bir şekilde ele almamız gerektiğini fark ediyoruz. Ve burada hemen ikinci bölüme ilerliyorum. Yine bir mentimetrimiz var. Yine en başta kullandığımız linklerle girerek Aylin'in tekrar belki chatten size hatırlatabilir ya da ekranda gördüğünüz kodla girerek bu soruyu cevaplamanızı istiyorum bu sefer. Gençlerin okulda sağlıklı beslenme tercihleri yapması için kimlerle masaya otururdunuz? Kimleri bu konuda bize destek olması için kimleri ekranımıza taşırdınız? Birazcık bu konu hakkında size böyle bir düşündürmek istiyorum. Neler gelecek bakalım aklımıza? Anne ve babalarla, evet kesinlikle, kantincilerle, çünkü beslenme söz konusu olduğu için, diyetisyenlerle mükemmel, vegan diyetisyenlerle, harika, tad uzmanlarıyla, diğer öğretmenlerle, süper, sporcularla, annelerle, gıda üreticileriyle kesinlikle, veliler ve diyetisyenler büyük çoğunlukta, ilk kapısını çalacağımız kişiler gibi görünüyor. Cevaplar geldikçe grafik böyle çok daha homojen bir hale gelmeye başladı. Doktorlarla görüşmek isteyen, kilolu insanlarla, ebeveynlerle, gurmelerle gerçekten ilginç bir şey olurdu, görüşme olurdu hakikaten.
Şimdi bu ekranda yazan soru üzerine biraz böyle hem cevaplarla hem soruyla ilgili biraz düşünmenizi rica ediyorum sizden. Çünkü bu problemin altında yatan nedenleri anlamak ve çözmek üzere bir masa etrafında istediğimiz paydaşı oturtma şansımız var. Ve biz masaya kimleri çağırırız? Bu ekranda gördüğümüz kişileri çağırırız. Bu problemi çözmek için kimlerle masa etrafında otururduk? Bunu böyle birazcık görmüş olduk. Şimdi bir tane şöyle ilerliyorum. Bizim oluşturduğumuz masadaki paydaşlara bir de bakalım. Bu sizin aklınıza gelip yazdığınız kişilerden ya da kuruluşlardan sonra acaba bizim masamızın etrafında sizi şaşırtan birileri var mı? Sizin masanızla bu masa arasında farklar nelerdi? Biraz şöyle kıyaslayalım. Biz de öğrencileri ve öğretmenleri başa almışız. Veliler, psikologlar, aile hekimleri, beslenme uzmanları, Sağlık Bakanlığı yetkilisi, oyunlaştırma uzmanı, muhtemelen bunu çocuklara anlatmak, öğretmek için, şef, iyi bir beslenme programı çizebilmek için, okul idaresi, sivil toplum kuruluşları, gıda pazarlama uzmanları, sağlık yazarı, programcı, takım koçu, genç YouTube fenomeni, çünkü yaygınlaştırmak için çok önemli, sağlıklı beslenme girişimcileri gibi bizim masamızın etrafında da bir sürü kişi var. Burada böyle söz almak isteyen de yorum yapmak isteyen birileri olur mu acaba? Ekranda şimdi ellerinizi göremediğim için sesinizi açıp konuşmak isterseniz eğer burada hemen sizinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdi ben devam edeceğim. Todd'un ikinci prensibiyle devam edeceğim. Todd'un ikinci prensibi yalnız hareket etmemek. Yani odaklandığımız sorunu daha iyi anlamak üzere çok çeşitli paydaşları sürece dahil edip bu metodolojide yalnız çalışmamak aslında en önemli prensiplerimizden biri. Mutlaka farklı paydaşları da sürece dahil etmenizi ister Todd. Çünkü yaratıcı, anlamlı ve sürdürülebilir çözümlerin bir anda düşünerek çıktığına inanır. Bir arada düşünerek çıktığına inanır. Çünkü bazen tek başımıza kilitlendiğimiz bir noktada o işe bambaşka bir bakış açısından bakan kişiyle karşılaştığımızda ve bir fikir birliği içine vardığımızda aslında bambaşka bakış açıları kazanabiliriz. Ve Todd'un ikinci prensibi olarak da yalnız hareket etmemenin altını burada çizmiş olalım. Öğretmen ağının bir parçası olmanın aslında en güzel yanlarından biri de çok farklı disiplinlerden kişilerle bir arada olmamızdır. Zaman zaman etkinliklerimizde bir arada hareket etmemiz bu açıdan çok keyifli. Şimdi sunumumuzdayız ve üçüncü prensibimizi birazcık inceleyelim. Üçüncü prensibine geçiyoruz Todd metodolojisinin. Gençlerin okulda sağlıklı beslenme tercihleri yapmasını sağlamak üzere çalışan bir grubun vakasını paylaşacağım şimdi sizinle. Yurt dışında gerçekleşen bu projede yetkililer önce bir varsayım üzerinden bir çözüm geliştirmişler. Problemin gençlerin sağlıklı gıdaların faydalarını bilmiyor olması olduğuna karar verip gençlerin sağlıklı gıdaların faydalarını öğrenmesini nasıl sağlarız demişler ve bu problemi çözmek üzere birçok proje geliştirmişler. Ancak tahmin ettiğiniz gibi hiçbir sonucu elde edememişler. Çünkü aslında düşündüğümüz zaman gençler gerçekten sağlıklı beslenmenin, gıdaların faydalarını bilmiyor olmaları mümkün değil. Hele ki günümüz çağında bilgiye bu kadar kolay ulaşabildikleri bir dönemden bahsediyoruz. Daha sonra Todd metodolojisi kullanarak projeyi tekrar çalışmışlar ve metodolojinin anlama adımında yaptıkları çalışmalar sonunda problemin altında yatan gerçek nedene ulaşmışlar. Biz derinde yatan bu nedene içgörü diyoruz. YPC programına katılma şansınız olursa çok fazla duyacağınız bir kelime çifti bu, içgörü. Bu vakada ortaya çıkan içgörü şu olmuş. Gençler için sosyal dışlanma riski herhangi bir sağlık riskinden çok daha büyük ve gerçekçi. Sağlıklı beslenen gençler arkadaş ortamında dışlanma ve sosyal kabulden yoksun kalma riski taşıyorlar. Yani bir okul kantini düşünün ya da bir okul yemekhanesi düşünün. Orada herkesin fast food yediği, hamburgerine ketçap döktüğü sırada sizin gidip salata seçiyor olmanız aslında gerçekten bir sosyal kabule aykırı bir durum ve bunu yapmak
hakikaten o dönem çocukları için, yani gençler için, birbirleri için çok önemli oldukları, imajın çok önemli olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Bu dönem için müthiş cesaret verici bir şey. Şimdi buradan yola çıkarak yetkililer sorularını sağlıklı beslenmenin gençler arasındaki kabulünü nasıl arttırabiliriz olarak değiştirmişler. Bu probleme odaklanarak geliştirdikleri çözümlerle çok daha etkili sonuçlara ulaşmışlar. GPÇ sürecinde biz de buna benzer keşfedilmemiş, probleme dair derin bir ihtiyacı ortaya çıkaracak içgörüler yakalamaya çalışıyoruz her zaman. Ve o içgörüyle hareket ederek problemi çözmeye çalışıyoruz. Ve TOD'un üçüncü prensibi olan insan odaklı olmaya burada gelmiş olduk. Üçüncü prensibi insan odaklılık. Her ne kadar öğretmenler olarak işimiz insan olsa da zaman zaman kendimizi sistemin ya da kurumun ihtiyaçlarından yola çıkan çözümler üretirken ya da varsayımlarımızla hareket ederken bulabiliyoruz aslında. TOD bizi bunlardan uzaklaştıran, insan odağını geri çeken bir yaklaşım sunuyor bizlere. Kurum ya da sistem değil, insanı anlayarak, onunla ilgili varsayımlar yapmadan, insan odaklı düşünerek çözümlere ulaşmaya davet ediyor aslında. Ve ilerliyorum. Son adımı olan dördüncü prensibe geldik. TOD'un dördüncü prensibi hepimizin adapte olmakta en çok zorlandığı prensip diyebiliriz bunun için. Ancak neyse ki egzersiz oldukça eğlenceli de kolaylıkla adapte olabiliyoruz bundan dolayı. Prensibimizde bahsetmeden önce bir oyun oynatacağım burada şimdi size. Ve oyunumuz aslında saçmalama sandalyesi. Bunu tabii ki yüz yüze ortamlarda çok daha uzun uzun oynamak, çok daha uzun soluklu bu oyunun tadını çıkarmak çok keyifli oluyor. Ama dijital ortamda da denediğimizde bunun yine çok eğlenceli olduğunu görmüş olduk. Şimdi size ben bir soru soracağım. Ve oyunumuz bu soru üzerinden 60 saniye boyunca yani aramızdan gönüllü olarak katılacak bir arkadaşın duraklamadan konuşması üzerinden sürecek. Bu sorunun çözümüyle ilgili bize 60 saniye boyunca aklına gelen hiçbir mantık süzgecinden geçirmesine gerek olmayan düşüncelerini sıralamaya çalışacak. Sonrasında ben 60 saniyesinin dolduğunu hatırlattığım zaman o arkadaş yine söz almak isteyen başka birisine ekrandan ismini söyleyerek sözü bırakacak. Yine bir dakika boyunca o arkadaş da aynı soruyu çözmeye çalışacak. Yine dediğim gibi mantık çerçevesinden geçirmek zorunda değilsiniz. Sonrasında üçüncü kişiye sözü vereceğiz ve üçüncü kişinin sonunda da 3 dakikalık süreç içinde oyunu tamamlamış olacağız. Aslında bunu çok daha uzun oynamak gerçekten isterdim. Ama dijital ortamda maalesef süre ancak bu kadarına izin verecek. Şimdi varsa el kaldıran birileri aramızda bu oyunu oynamak için ben soruyu ekrana bir hemen yansıtıp göstereyim. Samanlıkta iğneyi nasıl bulurum? Sorumuz bu. Samanlıkta iğneyi nasıl bulacağımız üzerine aklımıza gelen yani anlamlı anlamsız, mantıklı mantıksız bütün çözümleri sıralayabilirsiniz. Samanlıkta iğneyi nasıl bulurum? Var mı gönüllü? Hemen gördüm Şeyda hocam var. Şeyda hocam. Evet. Sizinle başlayalım. Sizden sonra gönüllü olan başka bir arkadaşa hemen siz topu bırakabilirsiniz. Ben süreyi başlatacağım. Başlat dedikten sonra aklınıza gelen çözümleri bizimle paylaşın. Olur mu? Tamam. Şimdi şey bulmam lazım. Yani soruya kendim bir cevap bulmam gerekiyor. Tamamen aklınıza gelen. Samanlıkta. Ben başla dedikten sonra başlayacağım. Evet. Samanlıkta tamam. İğne nasıl bulunur? Şu anda saçmalama sandalyesine oturdunuz. Ve sandalyenin üstünde saçmalıyoruz. Tamam mı? Tamam. 3, 2, 1 ve süreniz başladı. Samanlıkta iğneyi tabii ki de samanlığın büyüklüğüne de bağlı. Ne kadar büyük bir samanlık olduğuna da bağlı. Eğer küçük bir şey ise belki daha kolay bulabilirim. Mıknatısa gerek kalmaz. Şimdi iğnenin hangi maddeden yapıldığı da önemli. Aydınlık bir ortamda olması da tabii ki de önemli. Şimdi bu olasılıkları göz önünde bulundurunca belki iğneyi bulmak istiyor muyum, istemiyor muyum? Bunu da sormam lazım. Madem saçmalama sandalyesi daha da saçmalıyor. yani nasıl bulurum? Tabii ki de iğne birazcık samanlığa göre, samanın kendi öz kütlesine göre daha ağır.
aşağı düşer yani. 10-20 saniyede. Elimle tutar kaldırırım. Yani hiçbir şeyim yoksa, materyal yoksa, hiçbir yardım gerek verilmeyecekse elimle taşırım böyle. Ya, sonra yerde aramaya başlarım. Bu şekilde bulmaya çalışırım. Süreniz onu doldu da hocam. Hemen sözü sizden sonraki arkadaşa devredebilirsiniz. Tülin hocama devretmek istiyorum. Tülin gönül al. Tamam. Samanlıkta sandalye nasıl bulunur? Bir kere ben de bulmak istemiyorum, onu da bilmiyorum. Ben de bilmem herhalde. Ama büyük bir ihtimalle böyle dev bir mıknatıs işimi görür herhalde. Ama onu da taşıyabilir miyim, taşıyamaz mıyım onu da bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle o benim ayaklarıma düşer, ben yaralanabilirim. Sonra ışık çok önemli. Tabii güneş giriyor mu girmiyor mu? Büyük bir ihtimalle perdeleri de kapatmışlardır onlar ben bulamayayım diye. Perde de olmayınca. Büyük bir ihtimalle bir kafamdaki ampul falan çıkarıp ortalığı ararım artık herhalde. Kafamda ampul var mı onu da bilmiyorum tabii. Ampul de olmayabilir. Samanlıkta başka... 10-20 saniyelik. Başka ne yapabilirim acaba? Samanlıkta başka. Dağıtırım. Her yere dağıtırım. Zaten ben hiper aktifim. Orayı saçarım, orayı saçarım. Evet, samanları artık dağıtırım artık. Nereye kadar? Koşturabildiğim kadar oraya dağıtırım, buraya dağıtırım. Yığın etmem yani onları dağıtırım. Onun sonu kutusunda yürü babam yürü. Nereye kadar gidersek artık. Süreniz doldu hocam. Sizden sonra birine sözü bırakın lütfen. Son... Merve. Merve Özdemir. Benim gibi işsiz birkaç kişi daha varsa bu işe onları dahil etmeye çalışırdım. Samanlıkta biz çocukken çok oynardık. Benim hatta samanlığın en üst kısmından düşüp kendimi yaraladığım vardı. Hani o zaman böyle şeylerle uğraşıyorsak şimdi de belki yaşıtlarımdan böyle bir iş için gönüllüleri bulabileceğimi umuyorum. Hepimizin eline biraz mıknatıs alsak, eğer samanlar balya şeklinde değilse bir miktar daha bulmanın kolay olacağını düşünüyorum. Balya şeklinde ise eğer iğnenin bir balyanın içinde olma ihtimalini düşünerek balyaları dağıtmamız gerekebilir. Böyle olunca da samanlığın dışına çıkmamız lazım olur. Samanlığın dışına yaya yaya 15 saniyeniz. Bulacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize de. Benim yani buradaki yorumlarla böyle ufkum genişledi. Bu etkinliğe ilk katıldığım zamanlarda hiç unutmadığım bir cevap şeydi. Çok sakar bir arkadaşımı alır samanlıkta yürütürüm. Çünkü zaten hiç kimsenin ayağına basmayacak olan onun ayağına basar ve bulmuş olurum gibi cevaplar çıkmıştı. Yani o mantık süzgecinden çıktığımız zaman gördüğünüz gibi bir sürü çözüm aslında üretebiliyoruz. Hemen şimdi ekran paylaşımıma devam edip ilerleyeceğim. Bakalım bundan sonraki süreçte metodoloji bizi nereye götürmüş? Ve TOT metodolojisinin en önemli basamaklarından bir tanesi de gerçekten hata yapmaktan korkmaz. Aynen bu sandalyenin üstüne oturup saçmaladığımız gibi hata yapmaktan korkmadığımız zaman aklımıza çok orijinal şeylerin gelebileceğini, hatta hatalarımızla tekrar tekrar beslenebileceğimiz konusunda TOT bizi her zaman yüreklendirir. Bu oyuna katılan arkadaşlardan ya da katılmamış bizi izleyen arkadaşlardan böyle yorum almak istiyorum aslında. Var mı neler hissettiğini o bir dakikalık süreçte cevapları sıralarken nasıl duyguların aklından geçtiğini bizimle paylaşmak isteyen söz alan arkadaşlar da olabilir. Hatta onları izlerken hislerini bizimle paylaşmak isteyenler de olabilir. Şeyda hocam elin hemen cevap vermek üzere kalktı. Buyurun. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir olay yaklaşımında bulunurken bir de saçmalama sandalyesi olması çok önemli. Şimdi hata yapmaktan korkmamak derken aklıma direkt o geldi. Şimdi saçmalama sandalyesi. İstediğim fikri öne sürebilirim. Yani bunu söylerken aslında sanki daha da çok fikir üretiyormuşum gibi geliyor. Yani böyle bir boru tıkanır ya, böyle önce bir şey batırırsın, yavaş yavaş bir şeyler çıkar, sonra o boruyu açarsın ve su dışarı çıkar. Öyle bir şey gibi geldi bana. Yani su akınca yolunu buluyormuş. Fikirler de böyle aslında. Söylemeye başladıktan sonra, düşünmeye başladıktan sonra devamı geliyor. O yüzden korkusuz olmanın ve bu özgüven eksikliğinin de tabii önemi var. Bu çok önemli bir detay. Onu söylemek istedim. Teşekkür ederim. Yani saçmalama sandalyesinin adının saçmalama olması size hata yapma alanı açmış oldu.
böyle rahat rahat anlatmış oldunuz. Teşekkür ederim hocam. Nesrin hocam size söz vereyim. Merhabalar etkinliğe çok teşekkür ediyoruz. Çok eğleniyorum. Birazdan gitmek durumundayım. Emeklerinize sağlık. Gençler çok harika. Güzel fikirleri vardı. Onları gördükçe yüzüm bir kez daha fazlalıkla güldü. Çok detaylı, işte büyüklüğünü, küçüklüğünü, aydınlığına kadar şeyler düşündüler. Benim açıkçası hiç aklıma gelmemişti. Birisinin aklına balyo olduğu fikri geldi. Her yönden bakabiliyorlar. Bu çok güzel. Yalnız yine de bir şartlandırma var. Mantık çerçevesinde yapıyor oldular. Saçmalama durumu galiba o kadar kuralcı oluyoruz ki, öyle o kadar kuralcı yaşıyoruz ki en saçma şeyleri aklımıza gelmedi. Ben nasıl saçmalardım diye düşündüğümde uzaylıları çağırırdım, onlar bulurlardı, Türk insanlar bulamıyor şeklinde en saçma şey bu oldu. Aklımdan geçen. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Çok güzeldi. Uzaylı meselesi de çok önemli hakikaten. Hep dediğiniz gibi o mantık çerçevesinde gerçekten onu bulmaya yönelik hareketlerde bulunduk. O yüzden uzaylı belki de burada bizim en çok ihtiyacımız olan şey, belki çok daha hızlı bulacağız. Merve hocam, son sözü sana veriyorum. Sen de bizimle duygularını paylaş istersen. Ben üçüncü konuşan olduğum için böyle bir şeyleri dinledikçe hem insana bir rahatlama geliyor. Evet, onlar saçmalayabiliyor. Demek ki ben de saçmalama sandalyesini rahatlıkla saçmalayabilirim ve cümlelerimi nasıl kurduğumun o kadar da önemi yok düşüncesi oluşuyor. Bir de açıkçası insan özgür, daha çok özgür hissediyor bence saçmalamaktan korkmadığında ve kendini bir topluluğa daha çok ait hissediyorsun ve karşındaki kişiyle iletişim kurmaktan herhangi bir çekince duymuyorsun. Ben çok sevdim saçmalama sandalyesini. O kendi arkadaşlarım arasında da uygulamayı deneyeceğim. Hem eğlence katıyor, hem de yaratıcılık, hem de o özgürlük hissini verdiğini düşünüyorum. Bunu sınıf ortamında da uygulayabilirsiniz hocam. Arkadaş ortamında da. Gerçekten dediğiniz gibi şey duygusu bende de çok olmuştu. Sandalyeye ilk oturan kişi olma korkusu. Ve sonra arkasında saçmalayanlardan sonra ya ben daha çok saçmalarım nedir ki deyip daha bir cesaretle başka şeylere ilerleme. O bende de olmuştu. Çok iyi. Çok teşekkür ederim. O zaman el kaldırmış hazır Nesrin Hoca'ya da söz verelim. Sonrasında ilerleyeyim. Nesrin Hanım buyurun. Nesrin Altınova. Mikrofonunuz kapalı hocam eğer konuşuyorsanız. Teknik bir aksaklık oldu. İlerliyorum o zaman. Tekrar söz almak isterse daha sonrasında Nesrin Hoca'yı görürüz. Şimdi TOD'un dördüncü prensibi, yani bu hata yapmaktan korkmaz meselesi. Hata yapmaktan korkmamak, her hatayı bir öğrenim anı olarak ele almak aslında. Yaratıcılığımızın önündeki en önemli engellerden, en çok yerleşmiş alışkanlıklarımızdan birisi bu. TOD sürecinde geliştirdiğimiz çözümler, sürekli gelişen tek bir doğruyu aramak yerine çok sayıda deneme yaparak, hatalarımızı görerek, onu iyileştirerek, daha iyiye götürerek çözümler üretmek aslında. TOD'un prensiplerini şöyle baştan sonra bir tekrar hatırlayalım isterseniz. Çözüme değil, probleme aşık oluyorduk. Hareket etme, yalnız hareket etme. İşbirliği yap ve paydaşlarını bul. İnsan odaklı düşün ve hata yapmaktan korkma. Şimdi buradan böyle bir ilerliyorum. Bu dört prensip üzerine aslında sizlerin görüşlerinizi almak isteyeceğim şimdi. Bunlarla ilgili böyle zaten süreç içinde ara ara paylaşımlarda bulunduk ama söz almak için söz almak isterseniz burada bir ara vermek istiyorum bu prensiplerle ilgili. Daha sonrasında da adımlara geçeceğim. Bu prensipleri düşündüğünüzde kendinize en yakın ya da en uzak hissettiklerinizden bahsedebilirsiniz söz alıp. Ya da neden böyle hissediyoruz sizce? Yani bunlar arasından hangisinin size daha yakın olduğu konusunu biraz açmanızı isteyeceğim. Bir de okul ortamında en çok sizce hangisine ihtiyaç duyuyoruz? Şöyle hemen el kaldıranlardan. Nesrin hocamın eli herhalde havada kaldı. Bir tekrar ona söz vermek istiyorum eğer aktif olacaksa. Olmadı. Devam ediyorum. Bendeki listede şöyle Şeyda hocam var.
Sonra Tülin Hoca'ya bırakacağım ve Özge Hoca'ya bırakacağım sözü. Şeyda Hocam buyurun. Şöyle ki ben fen bilgisi öğretmeniyim. Üniversite yıllarımızda son dönemimizde STEM diye bir kavram ortaya çıktı. Bir disiplinler arası bir eğitim anlayışı ortaya çıktı. Bunun son olarak derslerini ve eğitimini biz de aldık. Tabii bunu yaparken sınıf gruplar haline ayrılmıştı ve işbirlikli halde yapmamız gerekiyordu. Her şey grup halinde olacaktı. O yüzden herkes anlaştı, arkadaşlarla grup kurdu. Şimdi bize hep bir çözüm ya da bir problem verirlerdi ve biz bu legolarla, işte oradaki materyallerle bunu çözmeye çalışıyorduk. Ya da sıfırdan bir robot yapmak ya da bir köprü yapmak, işte depreme dayanıklı bir şeyler yapmak üzerine çalışmalar yapıyorduk. Şimdi burada dikkatimi çeken şunların hepsi sanki bilimsel bilginin basamaklarıymış gibi geldi bana biraz. İşte önce problemi bul, ondan sonra sistem de bu şekilde işler. Bir de mühendislik disiplin arası olduğu için o şekilde de düşünmek gerekiyor. Şimdi problemi bulmak lazım. Ondan sonra probleme çok yoğunlaşacaksınız ve buna bir çözüm bulacaksınız. Bu çözümden sonra prototip yapacaksınız. Tekrar deneyeceksiniz. Olmazsa tekrar. Bu bir döngüdür. Ondan sonra işte senin sorununa çözümü ne? Olumlu cevap veriyorsa o zaman sorunu çözmeye yaklaşmışsındır. Şimdi bunları okurken ekranda bunlar aklıma geldi benim. En çok şimdi hangisi benim işime yarar diye düşündüğümde bu yardım almak gerçekten çok önemli. Şimdi birlikten kuvvet doğar, işte ne bileyim atasözlerimize gidersek çok güzel şeyler anlatıyorlar bize. Gerçekten de öyle. Ben çok daha olaylara mantıksal açıdan bakardım. Çok böyle uç noktalardan bakan, hayal gücü geniş olan arkadaşımızın önerdiği fikirler bazen mantık çerçevesinde verilen fikirlerden çok daha faydalı oluyordu bize. Yani o yüzden bir de bir şey vardı az önce söylediğiniz gibi, bir buraya da not almıştım. Bir şeyi öne sürerken aslında karşıt fikrin olması o ortamı daha da verimli hale getiriyor. Yani o yüzden ne bileyim orada bu daha çok ilgimi çekti benim. O yüzden arkadaşlara da bunu tavsiye edebilirim. Yani gerçekten bir konuda çok daha iyi bir şeyler yapmak istiyorsanız karşıt tarafta ve karşıt görüşte olan şeyleri dikkate almak çok daha önemli gibi geliyor bana. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Tam söylediğiniz gibi ben de biraz sonra adımlardan bahsedeceğim zaten. O prototipleme adımlarıyla ilgili bahsedeceğiz. Ama bu karşıt fikri ortaya koymak ve karşıt fikirle bunu kıyaslamak, muhalif bir düşünceye karşı ürettiğimiz şeyi aslında görmek çok önemli ve çok anlamlı böyle süreçlerde. Çok teşekkür ediyorum. O zaman Tülin Hoca'ya sözü devrediyorum. Çok kısa sizden de alalım fikirlerinizi hocam. Ben de şey düşünüyorum. Şimdi artık çağımızda bilgi önemli değil. Bilgiyi çocuklar her türlü bulabiliyor. Bilgiden ziyade bizim artık çocuklara vermemiz gereken şey bence işbirliği. Yani artık çocukları birlikte bir şeyler yapmaya sevk etmemiz gerekiyor. Onlar da artık zaten oyunlarda bile birlikte oyun oynamaya alışkanlık haline getiriyorlar ve bu artık ekranda. Yalnız çocuk zaten dışlanmış olarak kabul ediliyor. Günümüzde zaten yalnız kalmamız zaten çocuklar. O yüzden bence onlar işbirliği, yani birlikten kuvvet doğar hesabından hareketle bence buradaki en önemli adım insan odaklı olması diyorum. Teşekkür ederim hocam size de. Yani hem paydaşlarla işbirliği içinde olmak hem de insan odaklı olmak çok önemli. Bunun altını çizmek istediniz. Evet. Teşekkürler. Özge hocama söz vereyim hemen. Ben de hemen kısaca söyleyeyim. Bugün çok konuştum gibi. Estağfurullah hocam. Ben çok keyif alıyorum hepinizle paylaşımlarda bulunmaktan. Ben Türkçe öğretmeniyim ama 6 yaşından beri resim de yapıyorum. Şunu biliyorum. Hata yapmaktan korkmamalı çocuk. Çünkü ben hani bu yaşıma rağmen ya da ne kadar kaç yıllık öğretmen de olsak bir şekilde hata yapıyoruz. Yani Türkçe öğretmenleri mesela imla konusunda mükemmel olması bekleniyor. Ama üniversitede hiçbir şekilde bu yönde katkı olmadı. Biliyorsun, kabul ediyorlar. Çocuklardan da biz bunu bekliyoruz. Hani yapmak zorundasın ya da yapman gerekiyor gibisine. O yüzden hata yapmaktan korkmaması gerekiyor her alanda. Yani bu resimden tutun da birçok konuda, derslerde de öyle. Çünkü herkes hata yapabilir. Önemli olan o hatayı nasıl dönüştürdüğün, bir şeylere dönüştürmen gerekiyor. Bazen hatalar daha güzel şeylere dönüşüyor. Tekrar yapmamaları da önemli. Bunu benim için en önemli, en dikkat çekici buydu. Çok teşekkür ederim fikirleriniz için. Burada hemen belki
bilginiz yoksa hani kaçırmışsanız diye hatırlatmak isterim. Yaratıcı Özgüven Festivali'nde Hatay'da bu sene konuştuğumuz konular. YouTube videoları belki ilginizi çeker bu konuyla ilgili. Onu tavsiye etmiş olayım arada. Hidayet Hoca'ya söz vereceğim. Ondan sonra da devam edeceğim. Daha fazla zaman almak istemiyorum çünkü. Buyurun hocam. Hepinize iyi günler. Çok keyifli bir program oluyor. Ben çok keyifle takip ediyorum. Benim kafama takılan bazı şeyler var. Aslında biraz da onları paylaşmak için söz istedim. Bu tasarım odaklı düşünmenin 4 basamağını da çok kabul ediyorum. Çok içten hak veriyorum her birine. Ve özellikle hata yapmaktan korkmadan çözüm üretmek veya adım atabilmek bu. Daha önce ben bu fikre, yani tasarım odaklı düşünme eğitimde iyi örnekler konferansına katılmıştım. Oradan aşinayım ve o zamandan beri çok benimsediğim, hani çünkü biz benim de yaşım itibariyle biz hep doğrusunu yap, bak yanlış yapma, hani hep o şekilde ailelerden de yetiştirildiğimiz için, sınıf ortamında da hani aman yanlış söylememeliyim anlayışıyla yetiştiğimiz için, ya biri bana hata yapmaktan korkma, hani bu yaratıcılığı tetikliyor dediği zaman abi çok hoşuma gitti ve baştan branşımı söyleyeyim, lisede ben matematik öğretmeniyim. Ve hani o zamandan beri yaklaşık 3-4 senedir çocuklara hep, yani bu eğitimde iyi örneklerde duyduğumdan beri diyeyim, çocuklara hep derste şey durumundayım. Bakın tahtada bir tane soru var, mesela bir geometri sorusu. Bana fikir üretin. Yani bu doğru ya da yanlış olması gerekmiyor. Bana bir fikir üretin ki hani biz onun üzerine tartışalım, konuşalım. Bu yüzden yanlıştır, bu yüzden doğrudur diyebilelim. Konuşturamıyorum çocukları. Şimdi benim mesela burada en büyük problemim veya sormak istediğim şey daha doğrusu, bana gelen çocuk 14-15 yaşında ve hani şey akademik olarak çok başarılı çocuklar değil, meslek lisesinde çalıştığım için. Bu tasarım odaklı düşünmeyle anlattığınız o kadar güzel bu uygulamalar ama bunların hepsi genelde kendini geliştirmeye açık, bana göre, benim bakış açımda şu anda hani ilkokul seviyesinde çocuklara daha çok verim sağlayabilecek uygulamalar gibi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani mesela artık kemikleşmiş bir korku yerleşmiş çocuklarda veya susma alışkanlığı geliştirmiş çocukları nasıl konuşturabilirim? Yani bu konuda ne yapabilirim? Veya artık hani olmaz der misiniz? Hani bu yaştan sonra artık olmaz mı? Nasıl oluyor bu işler? Ben kişisel fikrimi hemen şöyle çok kısaca paylaşayım hocam sizle. Aslında karşılıklı soru cevap için çok zamanımız yok ama bu konu çok önemli. Sizin hassasiyetinizle ilgili birçok kaygıyı pek çoğumuz duyuyoruz. Bu yaratıcı problem çözme süreçlerinde gördüğüm bir şey bu benim. Aslında bu biraz da, bu da bizim ezberimiz. Çünkü biz mesela ilişkisel şiddet çalıştığımız bir dönem olmuştu. İlişkisel şiddet çalıştığımız benim ilk YPÇ programına katılımımdı. Ve bir grup arkadaş, 7-8 kişilik bir grup, yani 30-35 kişilik toplu bir grup içinde 7-8'er kişilik gruplar halinde o problemi ele alıp kod metodolojisiyle sorunları çözmeye çalıştık. Hatta bununla ilgili çözümlere çözüm merkezinden ulaşabilirsiniz. Adım adım nasıl hareket edeceğinizle ilgili şeyler var orada, bilgiler var, yönlendirmeler. Ve biz orada şunu gördük aslında, ezberimiz şu, hani bizim okulda bu olmaz ya, biz bunu uygulayamayız ya, benim çocuklar bunu yapmaz ya dediğimiz birçok şeyi aslında biz adım attığımız zaman olduğunu gördüm. Mesela sandviçini nasıl seversin etkinliği, biraz sonra geleceğim oraya da daha fazla açacağım o meseleyi. Meslek lisesinde bir müdür yardımcısı olarak çalışan arkadaşım uyguladı. Ben Anadolu Lisesi'nde çalışıyorken uyguladım. Bir sınıf öğretmeni arkadaşım bu etkinliği uyguladı prototipleme sürecinde. Ve hepimizin uygulamaları sonucunda ortaya çıkan şeyler o prototipi müthiş bir şekilde besledi. Yani meslek lisesindeki arkadaş şunu söyleyebilirdi. Ya ben idareci olarak çalışıyorum. Bunu zaten sınıfta uygulayamam ki. Hangi öğrenciyle nasıl yapacağım? Ama o sırada o kavga yüzünden birbirlerine girmiş iki tane öğrenciyi oturtup o masada ona uygulattı. Ve sonuçta o kadar keyifli şeyler çıktı ki biraz sonra size onun yani program sonunda linklerini paylaşacağım. İzleyebilirsiniz böyle küçük küçük anekdotlar şeklinde. Bazen bu bizim de ezberimiz olabiliyor Hidayet Hocam. Sizin sorunuzdan hareketle bunu söylüyorum. Ümit etmediğimiz durumlarda, tıkandığımızı düşündüğümüz, buradan artık bir şey çıkmaz dediğimiz durumlarda asıl TOD metodolojisi devreye giriyor. Mesela bir sonraki katıldığım çalışmada merak etme engeli, merak etmeyle
üzerineydi. Yani eğitimde öğrencilerin merak etmesini nasıl sağlayabiliriz üzerine çalışmıştık. Yine benzer bir şekilde ya ben lisede çalışıyorum, ilkokulda yapılmış çözümlerle lisede bunu nasıl çözebilirim diye düşünmek yerine ya bizim çocuklar da bunun bir yerinden tutarlar herhalde diyerek üzerine gidip ben de çok şaşırtıcı sonuçlar aldım mesela. Bu merak diye bir şey tasarladık, sonuç tasarladık ve bu merakta çocuklar birbirlerine ödevler veriyorlardı. Ve ben bunu hani lisedeki öğrencilerle uygulayıp inanılmaz bir şekilde ya onların buna nasıl katıldığına şaşıra şaşıra bu prototipi onlarla uyguladım. Videolar çektik falan. Duvara sor diye bir şey yaptık mesela o ödev verme meselesi üzerinden. Çocukların teneffüslerde birbirlerini tutup gel bak biraz önce şunu yapmıştık, orada da şunu yazdık buraya diye. Hani benim kontrolümün dışında o duvarın yaşadığını bile gördüm. O yüzden azıcık böyle o ezberimizi bozup yani oradan hiçbir şey çıkmaz dediğimiz yerlerin üstüne gitmek lazım diye düşünüyorum. Umarım sorunuza cevap olmuştur. Buradan hareket edeceğim çünkü. Daha fazla diğer arkadaşları da böyle hem sıkmayalım. Tamam, bir şey sorayım. Bu konuyla ilgili alayım hocam. Tabii bu konuyla ilgili önerebileceğiniz kitaplar olacak mı bu konuşmanın sonunda? Konuşmanın sonunda hiç kitap düşünmedim ama Öğretmen Ağı'nın sitesinden siz yaratıcı problem çözme ile ilgili çözüm merkezine girdiğinizde bir sürü çözümü zaten benzer metodolojiyle nasıl çözüldüğünü göreceksiniz. Mutlaka fikir verecektir hocam size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi kaldığımız yerden şöyle devam ediyoruz. Biraz uzunca bir ara oldu. Hemen. Şimdi bu tasarım odaklı düşünme metodolojisinin prensiplerinden bahsettik. Bir de şimdi adımlarından aslında biraz da bahsedeceğiz. Ekranda gördüğünüz gibi adımlarda önce anlama, sonra tanımlama, daha sonra fikir üretme, prototipleme ve test adımından bahsediyoruz. Az önce öğretmen arkadaşlardan bir tanesi sistem etkinliğiyle bunun ne kadar benzediğinden bahsetmişti. Aslında tam da bundan bahsediyoruz. Anlama adımı odaklandığımız problemin altında yatan gerçek, insan odaklı nedeni keşfettiğimiz. Tanımlama adımı problemi bu keşif ışığında yeniden yazdığımız bir adım. Ardından bu yeniden tanımlanmış problem etrafında yaratıcı fikirler üretip önceliklendirdiğimiz. Daha sonra da seçtiğimiz fikrin en basit, en anlaşılır haliyle tasarlanmasına prototip dediğimiz bir adım geliyor. Ve sonrasında da fikrimizi test etmek için sahaya çıkıp bu prototipleri denediğimiz, uyguladığımız bir adımımız var. Bu adımlar birbirini bir sıra şeklinde takip ediyor gibi görünse de aslında metodolojinin süreç içerisinde her adıma her zaman geri dönmemize izin veren bir yapısı var. Mesela prototip tasarımımız sırasında fikir üretme aşamasına geri dönüp çözümümüzü tekrar düşünmeye karar verebiliriz. Test sırasında anlama adımında yakaladığımız içgörünün yeterince güçlü olmadığına karar verip sürecin en başına dönebiliriz. Yani TOD bu anlamda da doğrusal bir şekilde değil, döngüsel bir şekilde bir süreçte ilerliyor. Ve tasarım odaklı düşünme metodolojisinin nerede uygulanacağıyla ilgili birazcık konuşalım. Hayatta karşılaştığımız her problemde tabii ki TOD'u uygulamak durumunda değiliz. Mesela okuldan eve dönerken hangi yolu seçeceğimi ya da akşam ne yiyeceğimi düşünürken bu metodoloji gerekli olmayacak. Fakat odağının yanlış tanımlanmış olduğunu hissettiğimiz birden fazla paydaş ilgilendiren, çok konuyla bağlantılı ve zaman içinde de bir çözdük derken aslında değişip dönüşerek tekrar karşımıza çıkan kronikleşmiş problemler bu metodolojinin çözümü açısından çok önemli olduğu alanlar. Burada hemen şunu eklemek istiyorum ama akşam ne yiyeceğimizi düşünürken bu metodolojiyi kullanmayız ama bir evin içinde akşam yemeğinin ne olacağı bir problem haline geldiyse paydaşların oturup bu metodolojiyi kullanarak o sorunu çözmek aslında tam bir bunun için uygun alan olur. Peki TOD eğitim alanında nasıl kullanılıyor? Azıcık ondan bahsedelim. Hayatın içinde olduğu gibi okullarımızda, sınıflarımızda da birçok kronik problemle karşı karşıyayız. Örneğin okullarda karşılaştığımız akran zorbalığı problemi, okullardaki karar alma süreçlerindeki katılımcılık problemi, velilerin eğitiminin etkili ve paydaşa dönüşememe problemleri gibi
Ve bu aklımıza gelebilecek bunun gibi birçok problemi sürekli yaşıyoruz aslında ve tekrarlıyor bu problemler. Farklı çözümler denense de bir türlü yol alınamadığını görüyoruz çoğu zaman. Her bireyin değişim yaratabileceğine ve eğitim alanında karşılaştığımız bu karmaşık problemlerin de bu metodolojiyle birlikte yaratıcı çözümlere kavuşabileceğine aslında inanıyor Todd. Şöyle burada kabaca şunlardan bahsedebiliriz. Todd'la ilgili yeniden tasarlanabilir dediğimiz problemler, ders materyalleri olabilir, sınavlar olabilir, ödevler, sınıf etkinlikleri olabilir. Eğitimle ilgili içerikten bahsediyoruz. Öğrenci alma bırakma, veli toplantısı, okul törenleri, yemek saati gibi birçok kronik hale gelmiş problemin çözümüyle ilgili çalışılabilir. Öğrenci kabulü, öğrenciler arası ilişkiler, mezunlarla olan ilişkiler belki bir Todd masasına yatırılabilir. Öğrenci performansı takibi, meslektaş eğitimi, eğitime ailenin katılımı gibi birçok konu yine Todd'un yeniden tasarlanabilir süreçleri için dahil olabilecek problemlerden. Şimdi ben burada size ekranda gördüğünüz küçük bir şeyden bahsedeceğim. Merak Kediyi Besler etkinliği. Bu benim deneyimli öğretmen olarak katıldığım YPC programında çıkmış işlerden, çözümlerden bir tanesi. Benim grubumla değil ama başka bir gruptaki arkadaşların çözümüydü bu. Öğrenme merakıyla ilgili bir problemi dert edinmiştik o zaman. Yani öğrenmenin önünde ki en önemli engellerden bir tanesi öğrencilerin merak etmemesi, neden merak etmemeleri üzerine çalışmıştık. Ve burada da aslında hep süreç içinde konuştuğumuz şey çıktı. Öğrencilerin soru sormaktan korkuyor olduklarını gördük. Soru sormaktan, rezil olmaktan, verdikleri cevabın yanlış olduğuyla ilgili dalga geçilmekten, öğretmen tarafından, öğrenciler tarafından, o sosyal baskıdan dolayı öğrencilerin soru sormaktan çekindiklerini gördük. Bu etkinlik mesela çok küçük yaş gruplarında özellikle ilkokul, ortaokul kademesinde müthiş etkili olan çözümlerden biri oldu. Yine bu çözümle ilgili incelemeyi yapabilirsiniz çözüm merkezinde. Kedinin kuyruğuna soru yapıştırdıkça o kedinin kuyruğunun uzadığı öğrenciler tarafından görüldükçe çok keyifli halde ben de soru yazacaktım. Ay benim bir sorum daha vardı. Bir dakika ben bu konuda şu soruyu da merak ediyorum deyip gelip tahtaya yapıştırmak istedikleri o hevesi gördük öğrencilerin gözünde. Ve ufacık bir dokunuşun aslında bir konuya girişte ya da bir konunun sonunda bir ünitenin bitiminde öğrencilerin nasıl aktif bir şekilde sürece dahil edeceğimizi göstermiş oldu bize. Aslında gördüğünüz şey atla deve bir şey değil hakikaten. Çok basit, çok minicik bir dokunuş ama süreç içinde böyle hevesle çocukların o konuya katılımlarını göstermiş oldu. Yine benim dahil olduğum programlardan bir tanesinde bizim grubumuzun çözümlerinden biri. Burada isterseniz chatten linki burada paylaşabiliriz. YouTube'da şöyle bu şeyin videonun çok küçük bir linki var. Aynur hocam isterseniz chatten burada ekleyebiliriz. Sandviçini nasıl seversin etkinliği tasarladık biz burada. Okullarda artan şiddeti çalıştığımız bir süreçti. Ve bu okul kültürünü değiştirmenin aslında asıl mesele olduğunu gördük içgörülerimizde. Çünkü şunu fark ettik. Her grupta güçlüler var ve güçsüzler var. Biz de bu güçlülerden ya da güçsüzlerden biriydik okul çağlarımızda ve o güç dengesi öğrencilerin birbirlerine şiddet uygulamasının önüne açan bir şey olduğunu görüp aslında bu gücü tanışıklığı arttırarak ortadan kaldırabileceğimizi düşündük. Ve çok insani bir şekilde karşımızdaki kişiye nasıl dokunuruz, yeme ihtiyacıyla dokunabiliriz dedik. Hatta bu sandviçini hazırlarken, öğrencilere birbirlerine sandviç hazırlarken bir de küçük bir şey verip, yönerge verip birbirinize isimlerinizin koyulma hikayelerini anlatın diyoruz. İsimlerin koyulma hikayesi de yine çok insani bir şey. Yani herkesin mutlaka adının bir koyulma hikayesi vardır. Benimki babaannemin ismi, öbürününki annesi çok sevdiği bir isimden yola çıkmış gibi. Burada birbiriyle kavgalı iki tane öğrenci görüyorsunuz. İdare odasında masada oturmuşlar. Kavga etmişler. Az önce gelmişler ve müdür yardımcısı arkadaş da hadi bakalım birbirinize bir sandviç hazırlayın ondan sonra bu problemi konuşacağız sizle demiş.
Sonrasında aldığı sonuçlar inanılmazdı. Sandviçlerini yiyip bitirdikten sonra ikisi de problemi çözüldüğünü, hiçbir şey kalmadığını, hatta sohbet ettiklerini fark etmişler. Ben bunu atölyede uygulamıştım. Resim atölyesinde 30 kişilik bir öğrenci grubuna. Ve bunun da her sene tekrar eden bir okul beslenme günü gibi bir etkinliğe dönüşmesini istemiştik. Hatta hala mezun olmadı o öğrencilerim. Hala şey diye soruyorlar. Hocam pandemi olmasaydı keşke de sandviç gününü bir tekrarlasaydık. Bir gün önceden listeler hazırladık. Her sınıftan karma bir şekilde 9. sınıf öğrencisi 12 ile, 12. sınıf öğrencisi okul hizmetçisiyle, öbürü 10. sınıf öğrencisiyle eşleşti ve listeleri panolarda sergiledik. Daha sonra o panolarda sergilenen kişilerin nasıl sandviç sevdiklerini bir gün önceden araştırmalarını istedik çocuklardan. Oflayıp poplayanlar da oldu, hevesle girişenler de oldu. Ertesi gün masalar kurduk ve bir sürü sandviç malzemeleri hazırladık. Tabii burada okul aile birlikte de epey destek oldu bize. Sonrasında da öğrencilerin birbirlerine sandviç hazırlamaları, oturup onları sohbet eşliğinde yemelerini gözlemledik. Ve bir süre sonra birbirleriyle hiç alakaları olmamasına rağmen o tanışıklıkla birlikte birbirine selam veren, daha sonrasında arkadaş olan, bu etkinlikten sonra tekrar başka bir etkinlikte başka tanıştığı biriyle başka bir şey paylaşan böyle bir süreç yaşamış olduk. Çok basit bir şeydi aslında, sandviçini nasıl seversin. Ama bizim için de çok bambaşka bir deneyimdi. Bununla ilgili videoyu da chat'e ekledik şimdi. Oradan o etkinliğin videosuna ulaşıp kendi duygularımızı anlattığımız o YouTube videosunu da izleyebilirsiniz şeyin sonunda. Ve dediğim gibi bunların hepsine çözüm merkezinden ulaşabilirsiniz. Yönergeleriyle birlikte adım adım hangi gün ne yapılması lazım, nasıl bir yönergeyle, nasıl bir ön hazırlıkla girişilmesi lazım gibi YPÇ sürecinden her zaman çıkmış sonuçların çözüm merkezinde sizlerin kullanımına açık hale getirildiğinde hatırlatmış olayım. Ve burada yaratıcı problem çözmeyle ilgili de bir takım ilanlar olacaktır öğretmen ağında. Onlara da katılmak isterseniz yine sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Bu program dahilinde öğretmenlerimizin yarattığı birçok çözüm çıktığı gibi siz de o süreçten faydalanmış olacaksınız. Diyorum ve bugün buradan bu konuştuklarımızın hepsinden nasıl bir duyguyla cebinizde nelerle ayrıldığınızı merak ediyorum ve yine son kez Mentimeter linkinden tıklayarak cevaplarınızı girmenizi isteyeceğim etkinliği sonlandırmadan önce. Ben de ekranda böyle nasıl bir şeyle karşılaşacağımı şimdi merak ediyorum. Yine kodu kullanarak ve linki kullanarak düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Neler kaldı bugünden aklınızda? Nasıl bir duyguyla ayrılıyorsunuz? Şöyle bir görelim. Teşekkür edenlere ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için çok heyecanlı, çok keyifli. Sizlerden aldığım böyle etkileşimle birlikte çok güzel bir iki saat oldu. Neredeyse dolu dolu geçti benim için 1,5 saat. Yaratıcı özgüvenle ayrılanlar olmuş. Ne güzel. Saçmalamaktan korkmayanlarla ayrılanlar var. Beni dinlediğiniz için mutlu olmuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Oyunlarla ayrılanlar var. Evet, bu etkinlikte tanışma için kullandığımız her şeyi aslında derslerimizin içinde de kullanabiliyoruz. Çok keyifli oluyor. Araştırma ödevim için insan odaklı olma, yaratıcı özgüvenle ayrılan birkaç kişi olmuş. Çok güzel. Saçmalamaktan korkmamak çok önemli. Hata yapmaktan korkmamak çok önemli. Neler yapabilirim sorusuyla ayrılanlar. Çizim çalışmalıyım mı ayrılanlar? Harika. Özgüvenli olmak. Çok teşekkür ediyorum. Yani sonuçta çıkan şu grafik de benim için çok keyifli. Aynur Hanım yine bir ricada bulunacağım. Bu ekranların da fotoğrafını çekebilirseniz belki sizler de daha sonra bunları kullanabilirsiniz. Hepsini ayrı ayrı çektim. Çok teşekkür ederim. Ayrıca size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnanılmaz keyifli ve çok heyecanlıydı benim için.
Yani katılımcıların da aktif olarak sürece dahil olmaları çok daha keyifliydi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sözü ben Aynur Hanım'a bırakacağım şimdi. Çok teşekkürler. Ben de herkes adına size tekrar teşekkür etmiş olayım Neriman Hanım. Benim için de bayağı keyifli bir atölyeydi. Tekrar herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu akşamınızı bize ayırdığınız için. Neriman Hocam size de tekrar çok teşekkürler. Herkese keyifli bir akşam diliyorum. Umarım başka etkinliklerde tekrar karşılaşırız. Hoşçakalın. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz.